durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davaya devam ediliyor. Davanın 3 sanığı var. CHP milletvekili Enis Berberoğlu, Can Dündar ve Erdem Gül. Şimdi davayı takip eden Habertürk muhabiri Okan Ateş'e bağlanıyoruz. Dava ile ilgili ayrıntıları Okan'dan öğreneceğiz. Okan. Öncelikle şu sıcak gelişmeyi aktaralım. Dava ertelendi 13 Şubat'a mahkeme başkanı olmadığı için. Vekaleten bugün bir mahkeme başkanı bakıyordu davaya ve hakim olmadığı için de dava 16 Şubat'a ertelendi. Aslında bugün için sanıkların son savunmaları alınmıştı ki karar bekleniyordu. Son savunmalar için süre verilmişti. Bugün de o dava 16 Şubat'a ertelendi. MİT tırların durdurulması görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davada daha önce biliyorsunuz casusluk suçundan 3 sanık ceza almıştı. Kimdi onlar? CHP milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski genel yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül. Biliyorsunuz Enis Berberoğlu CHP milletvekili 25 yıl ceza almıştı. Ardından kararın bozulmasıyla birlikte dava istinaf mahkemesine gitmiş ve o davada yine ertelenmişti. Onun da tarihi 13 Şubat'tı. Bugün görülen dava ise silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme suçuydu. Yine bu suçlar ötürü de 3 sanık için 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Sanıkların son savunmalarını yapmaları için süre verilmişti. O gün bugün de ancak dediğimiz gibi mahkeme başkanı olmadığı için davaya vekaleten bir hakim bakıyordu. Ve mahkeme başkanı atanana kadar dava ertelendi. 16 Şubat'ta dava görülecek ve büyük ihtimalle o günde karar verilecek. Davada bugün bu şekilde tamamlandı diyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım. Okan Ateş.